Merhaba arkadaşlar, Her Şey Doğalca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sütlaç yapıyorum. Bundan yapım aşamasını sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Benim çocuklarım sütlacı çok seviyor. Hepsi de bayılarak yiyor arkadaşlar. Hiç süt ilave etmedim içine. Sadece pirinci suyla haşladım. Ve şimdi biraz sonra sütünü ilave edeceğim. Bu bidondaki de tuzlu su arkadaşlar. Köyden getirmiş olduğum tuzlu su. Pirincin kıvamı yumuşadıysa arkadaşlar, pirincin kıvamına yumuşadı mı diye bakın. İster ağzınızla ister elinizle. Yumuşadığı zaman sütünü o şekilde ilave edin. O şekilde güzel oluyor çünkü. Şimdi sütünü ilave ediyorum arkadaşlar. Sütünü bayağı bir koyacağım. Çünkü pirinç miktarını fazla tuttum. Benim çocuklarım sütlacı çok seviyor. İnanın yani her gün yapsam her gün yerler. Bayağı bir çok yaptım bu yüzden de. Belki 2 su bardağından fazladır. Bayağı bir kase falan koydum. Şimdi sütünü dolana kadar ilave ediyorum arkadaşlar. Sütlacımızın içine 2 tane de çubuk tarçın attım arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Şimdi kaselerimi boşaltacağım. Kaselerimi ayarladım. Bir güzel karıştırıyorum. Ben kaseleri ayarlarken üzeri kabuk tutmuş arkadaşlar. Kaymak deriz biz. Sütün kaymağı oluşmuş. Onu biraz karıştırıp eritmem lazım. Bu şekilde karıştırıyorum ve kaselere hepsini boşaltacağım arkadaşlar. Arkadaşlar sütlacın kaselerini saydım bakalım. 28 tane kase indirdim arkadaşlar. 4 takım indirdim. Bakalım toplamda kaç tane kasemizi dolduracak sütlacımız. 5 litrelik tencere bu, elimdeki tencere. Ama bayağı ağzına kadar dolu gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım kaç tanesini doldurabileceğiz. Arkadaşlar kaselerimi doldurdum. Hepsi de çiçek gibi gözüküyor. Bir tane altılı takımı şeyli yaptım, çilekli. Şu güveçleri de fırına atmayı düşünüyorum. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp fırınlamayı düşünüyorum. Fırın sütlacı olması için. Siz neyi seversiniz arkadaşlar sütlaçlarınızı? Arkadaşlar sütlaçlarımızın üzerine yumurta sarısı böyle bu şekilde damlattım. Yumurta sarısını önce ayırdım. Ondan sonra da bir güzel çırptım. Üzerine birkaç damla sütlacın suyundan, sütünden ilave ettim. Ondan sonra da üzerlerine birer yemek kaşığı koydum. Ve şimdi de fırçayla bu şekilde hafif dağıtıyorum. Aslında pürmüz olsaydı arkadaşlar pürmüzle de güzel yakılırdı. Çünkü fırına koyunca fırında ne kadar üst ayarı da açsanız biraz sütlacın sütü çekiyor ve pilavsı bir kıvam alıyor. Hepsini bir güzel dağıttık arkadaşlar. Şimdi de doğru fırına. Fırına sürüp üzerlerinin kızarmasını bekleyeceğiz inşallah. Güveçleri çevirmeye çalışıyorum da arkadaşlar bayağı sıcak. Bu yüzden de tutamıyorum. Tabii elime bir şey almam lazım. Bu şekilde belli alamayacağım. Hemen bir şeyle tutayım da. Bir tarafı kızarmaya başlamış ama bir tarafında tık yok arkadaşlar. Nasıl oluyor anlamadım. Şimdiden deneyen arkadaşlara afiyet şifalı olsun arkadaşlar. Benim kızlar altılı takımın bir tanesini götürdü. Gördüğünüz gibi çilekli sütlaçlarım gitti. Toplamda gerçekten 28 kaseyi doldurduk. Hatta bir kase de fazladan oldu. O kaseyi de Zeynep sıcağıyla götürdü. Yedi yani.